Olabilir, bu Sezgin bir çılgındır, ne yapacağı belli olmaz. Gülen yüzümün altında hüzünlü bir Sezgin, hüzünlü bir Sezgin'in altında çılgın bir Sezgin var gerçekten. Çılgınsın. Çılgınsın. Çok iyi. Eğleniyor musunuz? Eğleniyoruz tabii. Vallahi eğleniyor musunuz? Şey yani eviniz gibi düşünün burayı efendim. Tamam. Ya siz de benim konuklarım. Arkadaşlar heyecan kalmadı. Biraz önce şey... Tabii. Program başlarken ayaklarım öyleydi. Ayaklarım titriyordu ama izleyicilerimden gelen mesajlar, telefonlar, güzel dostların aramaları, telefonlar, SMS'ler beni tabii ki biraz motive etti. Evet. İnşallah her hafta daha güzel olacak. Daha güzel bir Sezgin göreceksiniz. Daha atraksiyonlu bir program göreceksiniz. Bu akşam, bugün zaten çok iyisiniz. Görüyorsunuz vitamin ama şişirdiler beni vitamin diye. Hadi İki ya. Tane Sezgin var, 10 tane vitamin var. Yani çok güzeldi. Çok teşekkür ederim tekrar yine katıldığınız için programımıza. Efendim Türkiye'de 20 beldede bir grup olarak ilk siz konserler vermişsiniz, doğru mu? Evet. Nasıl oldu bu iş? Ya bu iş şöyle oldu. O zaman bir menajerimiz vasıtasıyla tanıştığımız başka bir menajerle. Kulağım sende. Bir fidan sizden bir şarkı, bir fidan sizden bir şarkı bizden. Anladım. Diye bir turne vardı. O turne ile birlikte bayağı işte saydığınız evet, rakam efendim. Kadar işte bayağı evet. Yerleri dolaştık. Tabii bu bir tane turne değil. Evet. Bir sürü turne var. Aha. Yani bir sene bu bir turnesi olan 20 ama tane geldi. 20 tane yazmışsınız. Tabii yani. 20 var, tane yapmışsınız. Var. Allah Allah. Tabii. Biz bayağı gezdik. Yani Anadolu'nun her yerini gezdik. Kasıp kavuruyordu yani albümleriniz. Ben evet. İnanıyorum ki yeni bir şey yaptığınızda da bu yine olacak. Çünkü buna inanılmaz ihtiyacımız var. Neden? Hı. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğumuz durumdan dolayı kimse yüzü gülmüyor. Evet. Bu yüzden herkesin çizgileri arttı. Herkes estetik doktoruna gidiyor. Çizgilerimi durdururum biz diye. Ya. Siz güldürerek şunları en azından gülerek insanın çizgilerin çıkması çok güzel. Evet. Hüzünden çıkarsa o çok çıkacak, kötü değil mi efendim? Tabii mecbur yani. Yani. Amacımız bu zaten. Bir de şey var. Bu konserlerle ilgili bir şey de anekdot evet. Ekleyeyim. Benim bir yere gitmiştik ama neresi evet. Olduğunu hatırlamıyorum. Belki İç Anadolu bölgesinde evet. Bir yerde. Şimdi bakıyoruz her yerde bir konser yerleri var. İşte arena gibi kocaman yerler var. İşte ışıklı. Bir yere girdik, bir köye girdik. Yemin ediyorum buğday ambarında konser verdik. Nasıl yani? Nerede bu oldu bu? İşte İç Anadolu'da bir yerde yani buğdayın çok yetiştiği bir yer. Arkamızda buğday. Önümüzde tahta sandalyeler. Bakın düşün şeyden getirildi. Nasıl diyeyim? Allah Allah. Kahveden. Hangi memlekette oldu bu? Hatırlıyor musunuz? Türkiye'de. Türkiye'de. Başka Türkiye'de. Ondan oldu. Sonra tahta sandalyenin üzerine bir platform. Platformun üzerine biz. Önümüzde de bizi dinleyiciler. Düşün bir buğday ambarı. Çok ilginç. Evet. Çok ilginç. Katılım ve bunun nasıl gibi oldu? Böyleydi. Evet. Efendim mesajım var yine evet. Mesajlar okuyayım. Emrah ve Selçuk abi diyor biz tüm vitamincilerle ekran başındayız diyor. Programlarınızı bekliyoruz diyor pardon. Albümlerinizin devamını diliyoruz diyor. Sizi çok özledik çok seviyoruz diyor. Ama ismini yazmamış bu arkadaşımız. Yine de teşekkür ederiz. Bu arada harikasınız, başarılar diliyorum diye bize bir mesaj var efendim. İyi akşamlar, tebrik ediyorum. Programınız ve kasetiniz hayırlı olsun diyor. Sizi görmekle çok mutlu olduk diyor. Tekrar görüşünceye kadar sizi öpüyoruz diyor. Böyle enteresan mesajlar geliyor. Güzel. Bana her şeyi sorabilirsiniz. Mesajlarınızın içinde de sorabilirsiniz. Bakın illaki telefon etmeniz de gerekmiyor ama mesajınızı SMS'le de bize ulaşabiliyorsunuz. Hemen yanı başımda. Hemen okuyabiliyorum. Canlı. Her şey canlı efendim. Bu arada Eda'cıma sorumla devam ediyorum. Eda'cığım bu seneki gripin oldun mu? Sen çok grip mi olursun senede mi? Senede bir kere oluyor. Çok enteresan. Bir ama kere evet. Ama böyle bir huyun mu var? Yani böyle bir ya, şey mi oluyor? Olmazsan olmuyor mu öyle yani? Öyle otomatik gibi yani. Bir benim, kere oluyor. Benim rejisörüm de sayın yönetmenim de nereden buluyorsa bu soruları. Bak çok enteresan. Gece 3 saatte onları cevapladım ben. O soruları. Allah Allah. 3 saat sürdüm. Ciddi mi söylüyorsunuz? Böyle bir. Burhancığım çok teşekkür çok ediyorum. Valla inanılmaz sorular hazırlamışsınız. Süperdi. Ya bir şey daha soracağım. Aşk var mı aşk? Aşk. Aşk lazım. Aşk her zaman var. Yani niye hani ben seni böyle magazinde falan görmüyorum? Daha birisiyle çıkıyorum. Basılmadın daha bir. Bismillah. Bir ünlüyle basılmadın söyle bakayım. Bismillah yani daha yeni çıkmayacak.
Daha henüz yakalanmadık. Öyle mi? Tamam evet. Peki hayatım. Sen bana sakın. İş yakalanmak değil, iş sanatını icra etsin, tutsun. Değil mi efendim? Tabii canım, tabii. Evet, yani. Şimdi biliyorsunuz Millet Magazini sevmiyorum diyen birçok dostlarımız var. Evet. Fakat istemem yan cebime koy diyor. Evet. Tak diye izliyor çünkü. Evet, izliyor evet, tabii evet, magazin doğru. Açıyor bir şekilde. Kendisi izlemiyorsa eşi izlerken yan gözüyle bakıyor. Oradaki var canım öyle. Evet, hatunun bacaklarına bakıyor. Oradaki ne olmuş dedikodulara bakıyor. Kim kimle nerede ne yapmış, kimin eli kimin cebinde gibi. Çok mu hızlı konuşuyorum efendim acaba? Biraz daha sakin olabilirim. Açıldın açıldın sen. Evet. Emrah sende aşk mı? Emrah git Selçuk. Pardon ne özür dilerim Selçukçum. Özür dilerim. Evet. Bana bazen masar da derler yani. Ciddi misin? Karıştırdın bizi iyice. Karıştırmıyorum. Aşk var mı? Tabii var tabii. En büyük aşkım eşim. Süper. Bak bunu alkışlanır yani. Teşekkür ederim. Çok mersi. Neden? Çünkü insanlar bugün tanışıyorlar. 3 ay sonra birlikte yaşıyorlar. 4. ay geri boşanıyorlar veya ayrılıyorlar. Senin böyle göğsünü gere gere benim aşkım, her şeyim, eşim dedin mi? Tabii. Seni öpüyorum kardeşim. Biz daha yeni evliyiz tabii. Yani bundan sonra ne getirir bilmiyorum da. Ya sonuçta bu ayrılmaların hep nedenleri hep maddi. Maddi. Tabii maddi ya da psikolojik. Başka hiçbir neden? Şey değil. Nasıl mesela? Zaten bir şey para kazanamazsınız. Tabii. Eve bir şey getirir kafa bu. Kavga. Kafa çıkar. Gidiyor zaten. Haklısınız. Eksilince de İki taraf da birbirine giriyor ama doğru söylüyorsunuz. Sonuçta her şey defa olsa, her şey güzel olsa, sonuçta her şey güzel olur ama yine güzel olan şeylerde de yine böyle ayrılıklar evet, oluyor da. Kesinlikle. Sonuçta aşk lazım yani. Aşksız yine meş işte söylediğim gibi aşksız meş. Aşk her insana. Ben çiçeği de seviyorum, çiçeğe de aşık oluyorum, böceğe de aşık oluyorum. Bak bu resimdeki adama da aşığım ben. Hangi bu? Bak bu. Yani ben öyle megalomanlığım var biraz. Harbi bu sen misin? Görmüyor musun? Kapak kırmızı işte daha ne olsun? Vallahi dedim ya bu ki. Kırmızı. Evet. Şarkımız evet. Bak içimden şimdi geldi. El alarını diyor. Sana söyleyecek herhalde bu şarkıyı. Yok. Öyle ben, olacak galiba. Ya aslında bu parçanın da hikayesi var. Anlatır mısın? Bu parçanın da mesela Gökhan'ın sevgilisi ya da şarkıdan vardı. Sonra mı anlatalım? Şarkıdan sonra mı anlatalım? Yo şimdi bir kısaydı zaten söyleyecekler. Söyle. Girdin içine. Buyurun. Gözleri ela olan bir kıza yazmış. Anlatır mısın? Anlatırsan sevinirim. Kızı bu elalar ama bana söylediği şuydu. Gözleri ela olan birisine yazmış. Mesela kahverengi gözlü olanla da mesela bir parçası var. Seni kahpe. Aslında kahve. O kahpe diyor. Gözleri. Enteresan. Çok enteresandır. Yani kelimelerle çok iyi anladım. Oynuyor. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin mesela. O kahpe diyor işte. Evet. Saçma biraz ama. Peki efendim. Elalarını, Allah versin evet. Belalarını. Peki efendim. Allah korusun canım. Allah korusun efendim. Biz elamıza söylemiyoruz. Şarkı böyle. Şarkı evet, böyle. Vitaminimizi alalım efendim. Şarkımızı dinleyelim. Gelin. Hazır mıyız efendim? Hadi bakalım. Gözlerini uyarım sana.